Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hane'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün fiillerle ilgili ikinci testi çözmüş olacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda cümlelerin hangisinde kılış, durum ve oluş fiilleri sırasıyla verilmiştir diyor. Hatırlarsanız kılış ve durum fiillerini ayırt etmek için sözcüğün başına onu getiriyorduk arkadaşlar. Anlamlı oluyorsa kılış fiil, anlamsız oluyorsa durum fiildir. Oluş fiiller ise neydi arkadaşlar? Zamanla kendiliğinden meydana gelen fiillerdi. Şimdi seçeneklere baktığımızda önce oluş fiilini bulmaya çalışalım. Morarmak olur, sararmak olur, bakmak zamanla kendiliğinden meydana gelmediği için olmaz. Dolayısıyla C seçeneğini elemiş oluruz. Yaşlanmak yine zamanla kendiliğinden meydana gelir. Bu da olur. Durmak, bu da zamanla meydana gelmediği için bunu da elemiş oluruz. Dolayısıyla E seçeneği de gitmiş olur. Diğer seçeneklere baktığımızda, bakın onu okudu desem anlamlıdır, iş kılış fiildir. Onu sevdi desem yine anlamlıdır, bu da iş kılış fiildir. Durum fiil olmadığı için A seçeneğini de elemiş oluruz. Onu kırdı desem anlamlıdır, kırmak fiili o zaman nedir arkadaşlar? Kılış fiildir. Onu gitti desem olmuyor. Olmadığı için bu nedir? Durum fiildir. Sararmak da oluş fiildi. Bakın sıralamaya uygundur arkadaşlar. Bundan dolayı doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Onu döktü desem anlamlı. Kılış fiil. Onu bekledi desem yine anlamlı. Bu da kılış fiil. Bu da yaşlanmak da zaten hatırlayın oluş fiildi. Durum fiil olmadığı için D seçeneğini de elemiş oluruz. İkinci soru, dizelerin hangisinde çekimli fiil kullanılmamıştır demiş. Arkadaşlar çekimli fiil değilse yüklemdeki sözcük ya isimdir ya edattır ya da zamirdir arkadaşlar. Yani isim soylu sözcük olması lazım. Yüklemlere baktığımızda bakın geçmek fiil, gidiyordum fiil, ılık nedir arkadaşlar? İsimdir. Kalmışım derken bu da fiildir. Girdik derken bu da fiildir. Bu yöntemle de çözebiliriz. Bakın cevabımız C seçeneği olacaktır. Fakat ayrıntılara gidelim isterseniz. T nedir burada? Geçti dediğimde bakın görülen geçmiş zaman kipidir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Gidiyordum derken şimdiki zamanın hikayesiyle çekimlenmiş birleşik bir fiildir. Bunu da elemiş oluruz. Kalmışım derken kalmak fiil, mış nedir arkadaşlar? Öğrenilen geçmiş zaman kipidir. D seçeneğini de demiş oluruz. Girdik derken yine girmek fiildir. Buradaki D ise görülen geçmiş zaman kipidir. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. Üçüncü soru. Bu dizelerde numaralanmış fiillerle ilgili olarak aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır demiş. Birinci duyulan geçmiş zamanla çekimlenmiştir. Duyulan diğer adıyla öğrenilen geçmiş zaman nedir? Mış mış muş muş ekleridir. Sözcüğümüze bakalım. Geçti demiş. Geçmek fiil. Buradaki t nedir arkadaşlar? Görülen geçmiş zaman kipidir. Yani diğer adıyla bilinen geçmiş zamandır. O yüzden A seçeneği yanlıştır. Doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. İkinci geniş zamanın olumsuzudur demiş. Nasıl yapılıyordu olumsuzluk eki? Mazmez ya da mame ekleriyle yapılıyordu arkadaşlar. İstemem demiş. Olumlusunu yapalım. Bakın isterim olur. İstemek fiildir. Buradaki R nedir arkadaşlar? Geniş zaman ekidir. Dolayısıyla geniş zamanın olumsuzuyla çekimlenmiştir istemek fiili. O yüzden B seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Üçüncüsü görülen geçmiş zamanla çekimlenmiştir diyor. Görülen geçmiş zaman eki neydi? D, di, du, dü. Sertleştiği zaman da t, ti, tu, tü olurdu. Bakalım buldum derken bulmak fiil. Buradaki do eki nedir arkadaşlar? Görülen geçmiş zaman kipidir. O yüzden C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü emir kipinin ikinci tekil kişisiyle çekimlenmiştir diyor. Emir kipinin eki yok arkadaşlar. Bakın bırak. Kim bıraksın? Sen bırak olur. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci emir kipinin olumsuzuyla çekimlenmiştir. Gelme derken olumlusunu yapalım isterseniz. Gel olur. Bakın emir kipiyle çekimlenmiştir. Dolayısıyla olumsuzudur. Bunu da elemiş oluruz.
Dördüncü soru, dizelerin hangisinde fiil ötekilerinden farklı kiple çekimlenmiştir diyor. Kipler arkadaşlar haber kipleri ve dilek kipleri olmak üzere ikiye ayrılır. Haber kipleri 5 taneydi hatırlarsanız, dilek kipleri de 4 taneydi. İsteyen arkadaşlar konu anlatım videolarından bunları tekrar izleyebilir. Şimdi seçeneklere geçelim. Kuzular bizi söyler yılların geçtiğini cümlesinde söylemek fiildir. R burada nedir arkadaşlar? Geniş zaman kipekidir. Hülyana karışmasın ne şehir ne de çarşı derken, bakın karışmasın emir kipiyle çekimlenmiş bir fiildir. Dolayısıyla bu nedir arkadaşlar? Emir kipi almıştır. Gönlümü yayla yaptım Bingöl çobanlarının ifadesinde ise yapmak fiildir. Buradaki tı eki yine görülen geçmiş zaman kipekidir. Şu karşıki bayırda verdim kuzuyu kurdu ifadesinde ise bakın verdim fiildir. Buradaki di eki yine görülen geçmiş zaman kipekidir. Bu çamlıkta söylemiş son sözlerini babam ifadesinde söylemek fiildir. Buradaki mış eki ise öğrenilen ya da diğer adıyla duyulan geçmiş zaman kipekidir. Dolayısıyla arkadaşlar bakın emir kipi dilek tasarlama kipekiyle çekimlenmiş. Diğerleri ise haber kipiyle çekimlendiği için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Beşinci soru, bu dizelerde kaç çekimli fiil kullanılmıştır? Çekimli fiil neydi arkadaşlar? Bir fiilin en az bir tane kipeki almasına denir demiştik. Şimdi parçamıza bakalım. Bakın uğraş derken emir kipiyle çekimlenmiş 1. Didin yine emir kipiyle çekimlenmiş 2. Düşün emir kipinde 3. Ara emir kipinde 4. Bul emir kipinde 5. Koş emir kipinde 6. Atıl yine emir kipinde 7. Bağır yine emir kipinde 8. Durmak zamanı geçti, çalışmak zamanıdır ifadesinde ise geçmek fiil. Bakın dili geçmiş zamanla çekimlenmiş. O yüzden bu da alırız arkadaşlar. 9 olur. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Zamanıdır kelimesinde dır ek fiildir. Zaman da isimdir. Bakın bize ne demişti? Çekimli fiil demişti. Bu isimdir. O yüzden zamanıdır kelimesini alamayız. Altıncı soru. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Birinci sözcükte kip kayması olmuştur. Akşam olunca şehrin ışıkları bir yanıp bir sönüyor ifadesinde yor nedir burada? Şimdiki zamandır. Peki böyle mi olması lazım? Akşam olunca demiş bakın. Eylemin sürekli olduğu anlamı var. O yüzden bu söner olması lazımdır. Er nedir burada? Geniş zamandır. Dolayısıyla şimdiki zaman kipi geniş zaman kipekinin yerine kullanıldığı için kip kayması vardır. A seçeneğini elemiş oluruz. İkinci sözcük geniş zamanın olumsuzuyla çekimlenmiştir diyor. Yağmurun kimi insanları neden mutsuz ettiğini anlamam. Olumlusunu yapalım arkadaşlar. Anlarım olur. Bakın anlamak fiildir. Buradaki R nedir? Geniş zaman kipidir. Dolayısıyla geniş zamanın kipiyle çekimlenmiştir. Olumsuzu biçiminde. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. Üçüncü sözcük gereklilik kipiyle çekimlenmiştir. Gereklilik kipi neydi arkadaşlar? Malı meli ekiydi. Bakalım özenmemeli demiş. Burada malı meli ekini kullanmış. Dolayısıyla C seçeneğini denemiş oluruz. Bu da doğru çünkü. Dördüncü sözcük emir kipiyle çekimlenmiş bir fiildir. Emir kipinin eki yoktu arkadaşlar. Buyruk şeklinde olurdu. Bahçeyi düzenlemede annesi ve babasına yardım etsin ifadesinde bakın yardım etmek birleşik bir fiildir. Sin şahıs ekidir. Ek almamış. Dolayısıyla bir buyruk şeklinde olduğu için emir kipiyle çekimlenmiştir. D seçeneği de doğrudur. Bunu denemiş olduk. Beşinci sözcük görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş bir fiildir diyor. Görülen geçmiş zaman neydi arkadaşlar? Hatırlayın. Dı, di, du, dü, tı, ti, tu ekleriydi. Bakalım. Gayemiz sınavda yüksek puan alıp başarılı olmaktır cümlesinde. Arkadaşlar bakın olmak fiildir. Matmegeki burada isim fiil ekidir. Dolayısıyla bu sözcük fiilden isim yapım eki almıştır. Sonundaki tır ise arkadaşlar ek fiildir. Bundan dolayı da
Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Görülen geçmiş zaman değildir. Aynı zamanda arkadaşlar bu bir fiil de değildir. Nedir? İsimdir. Buna da dikkat edelim. Yedinci soru. Dizelerin hangisinde fiil ötekilerinden farklı bir kiple çekimlenmiştir diyor. Bakalım. Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza ifadesinde bakın bakma demiş. Emir kipinde çekimlenmiştir arkadaşlar. Henüz dinlemedin benden türküler ifadesinde dinlemek fiildir. Buradaki di eki ise nedir arkadaşlar? Görülen geçmiş zaman kipidir. Benim aşkım uyumaz öyle her saza ifadesinde uyumaz çekimli bir fiildir. Olumlusunu yaparsak uyar olur. Buradaki er nedir arkadaşlar? Geniş zamandır. Bu da geniş zamanın olumsuzluğuyla çekimlenmiştir. En güzel şarkıyı bir kurşun söyler ifadesinde ise söylemek fiil. R yine burada geniş zamandır. Akşamları gelir incir kuşları ifadesinde ise gelmek fiil. İr yine burada nedir? Geniş zamanla çekimlenmiştir. Bakın B, C, D ve E seçenekleri haber kipleriyle çekimlenirken A seçeneği dilek tasarlama kipekiyle çekimlenmiştir. Bundan dolayı doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 8. soru. Dizelerin hangisindeki altı çizili sözcük çekimli bir fiil değildir demiş. Bakalım. Çabuk büyü, çabuk yetiş, tez oğlum ifadesinde tez burada nedir? Acele anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla bu sözcük isimdir arkadaşlar. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Çakal gezen şu dağlarda gez oğlum derken gezmek fiildir. Emir kipiyle çekimlenmiştir. Vatanına göz dikeni ez oğlum derken ezmektir bu fiildir. Bu da emir kipiyle çekimlenmiştir. Dostun kim, düşmanın kim, sez oğlum derken sezmek fiildir. Bu da emir kipiyle çekimlenmiştir. Tarihini şerefinle yaz oğlum derken yazmak fiildir. Yine bu da emir kipiyle çekimlenmiştir. 9. soru. Aşağıdakilerin hangisinde söyleyenin eylemin yapılışına tanık olmadığı anlaşılmaktadır diyor. Bakalım. Babam bana da bir kitap hediye etti ifadesinde bakın dili geçmiş zamanla çekimlenmiş ki söyleyen kişi olaya ne yapmıştır arkadaşlar? Tanıklık etmiştir. Oradadır, şahit olmuştur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Her sabah sahile çıkıp yürüyüş yapar ifadesinde buradaki er geniş zamandır. Olayı görmüş, şahit olmuş. O yüzden B seçeneğini de elemiş oluruz. Akşam kimseye söylemeden evden ayrılmış cümlesinde mışmış öğrenilen geçmiş zaman kipidir. Söyleyen kişi de olayı başkasından duymuş. Bakın kendi görmemiş. Bundan dolayı doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Annem her tarafta bana bir masal anlatır ifadesinde ır burada geniş zamandır. Ama söyleyen kişi olayın bizzat içindedir, tanık olmuştur. O yüzden D seçeneğini de demiş oluruz. Geçen yıl buradan sebepsiz yere gitti cümlesinde T nedir arkadaşlar? Görülen geçmiş zaman kipekidir. Olaya gördüğü için arkadaşlar tanık olmuştur. Bundan dolayı E seçeneğini de elemiş oluruz. 10. soru. Bu dizelerdeki altı çizili fiille ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile alınmak istemeyiz öyle bir teselliyle ifadesinde. Bakın olumlusu nedir arkadaşlar? Bunun isteriz şeklinde çekimlenmesi lazım. İstemek fiildir. R de burada geniş zaman kipeki olarak bilinir. İz ise buradaki iz ise birinci çoğul şahıs ekidir. Biz isteriz anlamına gelir. Şimdi seçenekleri bir bakalım arkadaşlar. Zaman kavramı taşımaktadır. Doğru. Bakın geniş zamanla çekimlenmiştir. A seçeneğini elemiş oluruz. İstek kipiyle çekimlenmiştir diyor. Hayır, geniş zamanla çekimlenmişti. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Kılıç fiiline örnek oluşturmaktadır. Onu isteriz olur ya da onu istemeyiz. Nesne alabildiği için kılıç fiildir. C seçeneğini denemiş oluruz. Olumsuz anlam ifade etmektedir. Bakın mame olumsuzluk ekiyle çekimlenmiştir. Doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Birinci çoğul kişiyle çekimlenmiştir. Çözmüştük zaten, ifade etmiştik. Dolayısıyla E seçeneğini de elemiş oluruz. 11. soru. Cümlelerin hangisinde yapılmamış bir iş belirtilmektedir diyor. Bakalım. Biraz dinlenmek için sandalyeye oturdu.
Arkadaşlar oturduğu için bu iş gerçekleşmiş, A seçeneğini elemiş oluruz. Romanı 5 saatte okuyup bitirmiş. Bakın yine eylem gerçekleşmiş. Roman bitmiş arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da elemiş oluruz. 1 saat sonra uçağa binip gideceğim ifadesinde acak ecegeki nedir burada? Gelecek zamandır. Henüz gitmiş mi? Gitmemiş. Bundan dolayı doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Yapılmamış bir eylem belirtiliyor çünkü. Çocuk odada mışıl mışıl uyuyordu. Buradaki şimdiki zamanın hikayesiyle çekimlenmiş. Birleşik çekimli, birleşik zamanlı bir fiil. Dolayısıyla çocuk şu an uyuma eylemini gerçekleştirdiği için burada da yapılmış bir eylem var. Bunu da elemiş oluruz. Dosyayı en ince ayrıntısına kadar inceledi. İncelemek fiildir. Dili geçmiş zamanla çekimlenmiştir. İncelediği için arkadaşlar eylem gerçekleşmiştir. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. 12. soru. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi çekimli bir fiil değildir demiş. Bakalım. Gördüğü derken bakın dık dik sıfat fiileki almıştır. Kipeki almadığı için bunu elemiş oluruz. Aktarırken derken ken burada nedir? Zarf fiilekidir. Kipeki almadığı için bunu da elemiş oluruz. Geçip derken ıp ip up üp zarf fiilekini hatırlayın. Konu anlatım videolarında yine bahsetmiştik. Kipeki almadığı için bunu da elemiş oluruz. Anlatmaya derken mame burada nedir? İsim fiilekidir. Dolayısıyla kipeki almadığı için bunu da elemiş oluruz. Şimdi başlar kelimesini biz şu şekilde ayırabiliriz. Bakın baş isim köküdür. Baştan başlamak olmuş, isimden fiil, yapım eki almış. R de burada nedir arkadaşlar? Geniş zaman kipidir. Dolayısıyla başlar kelimesi çekimlenmiş bir fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar son sorumuza geçiyoruz 13. soruya. Bu şekillerde numaralandırılmış yerlere getirilebilecek kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Baktığımızda seçeneklere bize yine anlamına göre fiilleri sormuş. İş, kılış, durum ve oluş fiillerini. Arkadaşlar 1'e bakalım. Onu kelimesini getirelim. Onu yıkamış anlamlı, onu atmış anlamlı, onu tutmuş dediğim zaman anlamlı bir nedir o zaman arkadaşlar? Kılış fiildir. Buna da onu getirelim. Onu baktı anlamsız, onu güldü anlamsız, onu yattı anlamsız. Anlamsız olduğu için arkadaşlar bu da nedir? Durum fiildir. Uzamak zamanla kendiliğinden meydana gelir. Sararmak yine zamanla kendiliğinden, acıkmak da yine zamanla kendiliğinden meydana gelen fiildir. O yüzden bu da nedir arkadaşlar? Oluş fiildir. Seçeneklere baktığımızda ise bakın arkadaşlar kılış fiil, durum fiil ve oluş fiil demiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.